Sayın Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye'nin başına ne geldiyse işte bu iki şapka yüzünden geldi. Bu AKP genel başkanı şapkası, etiketini de sökmedim, Londra yazıyor tepecilerin. Bu da partili cumhurbaşkanı şapkası. Şimdi Türkiye aslında bu sıkıntı içerisinde kavrulurken bana dediler ki grup başkan vekillerimiz, İletişim Başkanlığı ile ilgili çık konuşma yap dediler. İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Benden önce Bülent Tezcan söylediği için onun maaşına, beş maaşına yaptığı o hayırlara falan girmeyeceğim ama bir konuya girmek istiyorum. Bu arkadaş Türkiye'de küçük bir Recep Tayyip Erdoğan olmuş ve öyle davranıyor. İstediğine basın kartını veriyor, istediğine vermiyor, istediğini iptal ediyor. Örneğin benim çok sevdiğim Aksaray'da Ulurmak gazetesinde sahibi Cengiz Taran vardı. Rahmetli oldu kısa bir süre önce. Bu arkadaşımızın sürekli basın kartı vardı. İptal ettiler. Yine hayatını gazetecilikten başka hiçbir işle geçirmemiş olan Merdan Yanardağ gibi onur abidesi insanın 2 yıldır kartını vermeyen bir yapı var. Bunlar küçük Recep Tayyip Erdoğan olmuşlar. Hepsi kendilerini bir yere koymuşlar. Bu pergoleci kaçak hazine arazisine pergole yaparken il başkanımız Kaftancıoğlu'nun emriyle bir arkadaş fotoğrafını çekti diye Sayın İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na 10,5 yıl hapis cezası istiyorlar. 10,5 yıl. Sen hazine arazisine kaçak yapacaksın. Evet. Kaçağı meşru kılacaksın ve devletin tepesindeki bir adam olarak bunu içine sindireceksin. Sonra onu resimleyene 10,5 yıl. Dedim ya, bu şapkanın sahibi partisini hiç kimseye teslim edemedi. Hiç. Bir Davutoğlu'na bir ara bıraktı. Baktı ki Davutoğlu gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Davutoğlu'nu aşağı attı. Sonra İzmir'de aday yaptı, İstanbul'da aday olarak gösterdiği hep seçimlerde başarısızlığa uğrayan Binali Yıldırım'ı yaptı. Olmadı. AKP'nin genel başkanı şapkasını hiç bırakmadı. Ve bırakmayacak. Ama bu şapkayla birlikte tarih onları bu seçimde eski partilerin mezarlıklarına gömecektir, onu biliyorum. Sevgili arkadaşlarım, Recep Tayyip Erdoğan bu şapkasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bütün muhalefet liderlerine, HDP'ye, İyi Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, diğer partilere, herkese inanılmaz hakaretler yağdırıyor. Ama kendisine yanıt verildiğinde bu şapkayı hemen kafasına takıyor. Hakimler, savcılar, koşun gelin, bunlar bana hakaret ediyor. Ne yapıyor bunlar? Dokunulmazlığım var benim diyor. Sen bu şapkayla, bu iki şapkayı birlikte kullandığın için aslında Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu. Eskiden cumhurbaşkanları bütün milletin cumhurbaşkanı olurdu. Da Recep Tayyip Erdoğan emekliyi sevmiyor. Onları hapse tıkamış gibi evlere tıkadı ve sonuçta bütün emekliler, 13,2 milyon emeklinin 9 milyonu asgari ücretin altında maaş alıyor. Utanın, sıkılın. Köylüyü sevmiyor. İşçiyi hiç sevmiyor. Maden işçileri çalışmışlar, alacaklarını istiyorlar. Ya arkadaş, üstüne jandarma yolluyor, polis yolluyor. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Ve köylüyü hiç sevmiyor. Tarım kesimine bakın. Köylü ne ekerse eksin dert biçiyor. Ne ekerse eksin dert biçiyor. Çıkmış dün Tarım Bakanı nelerden bahsediyor. Sarayda var ya sarayda, saraydan bakınca hayat öyle güzel ki, hayat öyle güzel ki. Hele bir 5 maaş, 10 maaş ceplere koyarsan, bütün eski bakanları, eski milletvekillerini, kimini büyükelçi, kimini rektör, kimini yönetim kurulu üyesi, kimini bakan yardımcısı yaparsan, sevmiyorsunuz, gençleri sevmiyorsunuz, emekliyi sevmiyorsunuz, PTT memurunu sevmiyorsunuz, itfaiyecileri hiç sevmiyorsunuz, onları meslek olarak dahi kabul etmiyorsunuz. Hiç kimseyi sevmiyorsunuz.
Neyi seviyorsunuz biliyor musunuz? Küçücük bir aileyi. AKP milletvekillerini bile sevmiyorlar. Sevseler kendi arkadaşlarını böyle takır takır harcar mıydı? Söz sırası Sayın Özgür Ceylan Bey'e ait. Buyurun Sayın Bey.